Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, engelli raporu hangi hastalıklara verilir? Genelde sizlerin de çok sorduğu sorular arasında bu yer alıyor. Evet, engelli raporu genel itibariyle hangi hastalıklara verilir? Solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, onkoloji, kas ve iskelet hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, yanıklar, deri hastalıkları, hemopoetik işitme hastalıkları, endokrinoloji hastalıkları, görme hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları. Evet, devam edelim. Kulak, burun, boğaz hastalıkları, kardiyovasküler hastalıkları, zihinsel, ruhsal, davranışsal hastalıklar arkadaşlar. Evet, hastalıkların genel itibariyle tekabül ettiği engel yüzdesi kaçtır? Bunu da çok soruyorsunuz. Tüm engel raporu verilen hastalıklar için belirgin bir engel yüzdesi olmasa da belli başlı hastalıklar için minimum engel değerleri bulunmaktadır arkadaşlar. Zeka bozukluğu yaşayan birinin en düşük engel oranı %25'tir. Şizofren hastalarında en düşük engel oranı %45'tir. Dolayısıyla şizofreni hastalığının en düşük halini dahi yaşayanlar engelli sayılmakta ve engellilere sunulan haklardan yararlanabilmektedir arkadaşlar. Yetişkin cam kemik hastalıklarında en düşük engel oranı %50'dir. Dolayısıyla bu hastalık halinin en düşük engel oranına dahi yaşayanlar engelli sayılmakta ve engellilere sunulan haklardan yararlanabilmektedir. Çiğneme ve yutma bozukluğu yaşayan hastalıkların en düşük engel oranı ise %10'dur arkadaşlar. Bu hastalıkların tekabül ettiği engel yüzdesini Engel Sağlık Kurulu heyeti belirleyebilir. Ancak bu kurul tarafından verilen raporlar geçerli olmaktadır arkadaşlar. Evet, devam edelim. Kanser hastaları da artık engel raporu alabiliyorlar. Kanser teşhisi konulan ve tedavisi devam edilen kişilere bazı istisnai durumlar haricinde engel oranı verilmektedir. Hastalığın derecesine ve onkoloji engelli raporları tablosuna göre verilecek engel oranı kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Genellikle verilen kanser hastalığına rapor oranları 80 arasındadır. Tedavisi sona eren ve kanser hastalığını geçirmiş olanlara da istisnai durumlarda harici engel raporu verilmemektedir arkadaşlar. Evet, psikiyatri engel oranı cetveli ise psikiyatri nörolojik engelli oranları hastalığının duruma göre farklılık gösterir. Psikiyatri engel oranı hastalığın türü ve derecesine göre farklılık gösterir. Tedavi ile tam düzelebilecek hastalara %0 oranında engel rapor oranı verilir. Tedavi ile çalışabilecek düzeyde olan psikiyatri hastalarına %40 ila %45 oranında genel itibariyle engel oranı verilir arkadaşlar. Tedavisi edilse bile çalışamayacak düzeyde olan psikiyatri yani zihinsel engellilere %80 ve üzeri civarında engel raporu verilir arkadaşlar. Peki gözle ilgili bu durum nasıldır? Görme engelli olanlara verilecek olan engel oranı engel derecesine göre çok farklılık göstermektedir. Genellikle tek gözü görmeyen yüzde kaç rapor alır sorusu sorulmaktadır. Tek gözü görmeyenler için tek göz engelli raporu oranları %40 üzerinde olmaktadır.
Her iki gözü görmeyen ya da çok az görenler için genellikle itibariyle %80 ve üzeri ağır engelli raporu verilmektedir arkadaşlar. Tabii bunları yani engelli heyeti verecek, heyet doktorları karar verecek arkadaşlar. Peki kolesterol engel oranı nedir? Yani kolesterol rapor oranı verilir mi sorusunu da çok soruyorsunuz. Yani kolesterol ilaçla ve doğru beslenme ile tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi ile tam düzelebilen hastalıklar için engel rapor oranı %0'dır arkadaşlar. Yani sadece kolesterol için rapor başvurusu yaparsanız yani engelli raporu alamazsınız arkadaşlar.